Yüz programdan bahsedeceğim. Ormancılık açısından kullanılabilecek çok değerli bir program. Bunu nasıl indirileceğini size kısaca söyleyeyim. Bu Play'den indirebiliriz. Evet, Play'i bulmaya çalışıyorum. Play. Evet, Play Store. Tabi burada kayıtlı olmanız gerekir. Ayarlar kısmına geliyorum. GPS'imiz, veri bağlantımız açık değil. Açık olmasını istiyorum. Tabi açık olmazsa hiç bağlanamam. Veri bağlantım açık. Evet. Şimdi tekrar play'e tıkladım. Hemen görecektir. Alpine Quest yazıyorum. Hemen zaten geliyor. Lite şeyini kullanmıyoruz. Çünkü Lite'ı alırsak ücretsizdir. Fakat yaptığımız haritaları görseniz. Şimdi yüklü olan program 6,99 euro civarındadır. Bu programı yüklüyoruz. Ben de yüklü olduğu için yüklü gözüküyor. Evet. Geliyorum o yüklü programı açmaya. Evet. Şimdi programı şu şekilde açıyorum. Alpine Quest'e bir kez tıklıyorum. Daha önce yaptığım bir şeyler var. Onlardan vazgeçtim. Konum, önce şuradan bir konum ayarlayayım. Yer işaretleri oluştur. Konum ara, otomatik gönderme, merkezi hedefle, merkezi hedefle buraya geldik. Artık yeni merkezim burası oldu. Burada ne yapabilirim? Ayarlar kısmına geliyorum. Benim konum biçimim tabi burada ED50, 35. zon. Ve ben de burada böyle bir şey yok. İç aktara gelip şuraya kısaca bununla ilgili kodları yazıyorum, internetten indiriyorum. S G 2 nokta üst üste 23 olmadı. Silelim. 20 23 0 35 yazıyorum. Tamam diyorum, bakalım ne olacak. Evet, E50 UTM son 35 geldi. Alttaki konum biçimde yine şey yapalım. Alttaki konum biçiminde 35. banda göre yapalım. O zaman ne yapacağım? E P S G yine 2 nokta üst üste 32 635 yazacağım. Bu da VGS 84'e göre bizi biçimlendirecek. Evet, gördüğünüz gibi biçimlendirdi. Bunların sonuna 35, 36, 37 bu zonla ilgili bir durumdur. 35. zonda olduğumuz için biz sonuna 35 getirerek yazdık. 36'da olsaydık sonuna 36 diyecektik. 37'de olsaydı 37 diyecektik. 38 olsaydı 38 diyecektik. Burada derece biçimleri var. İstersek biz bu VGS 84'de alt konum biçimini hiçbiri yazarsak sadece şurada görüldüğü gibi üst konum biçimi ED50 gözükür. Ama biz bunun ikisini de görmek istiyorsak ayarlar geliyorum. Alt konum biçimine VGS 84 UTM 36 zon diyorum. Evet, o da burada gözüküyor. Vazgeçtim. Ayarlar kısmına geldim. Buna derece dakika saniye dersem de altta görüldüğü gibi derece dakika saniye içerisinden bize değerlerimizi verir. Bu ayarları kısaca böyle geçelim. Daha kısmı var. Burada neler neler yeniliyor. Bununla ilgili bilgiler var, raporlar var. O çok da önemli değil. Seçeneği daha iyi geçtim. İptal. Ondan sonra seçenekler diye bir şey var. Gridleri göster dersen bana
gridlerimi gösterir. Yani ne gridi gösterir? Benim ED50'ye göre buraya gridlerimi atar. Otomatik olarak atar bu. Kendi programın içinden kaynaklanan bir şeydir. Bunları kontrol etme açısından kullanabilirsiniz. Haritanızdaki gridlerle kıyaslayabilirsiniz. Sonra geldim. Seçeneklerde alt gridi kaldırdım. Gece modu dediğine bir şey var. Biraz daha koyu gösteriyor. Burada alt gridi göster dersem coğrafik olarak gösterir. O da çok önemli değil. Daha neler diyor? Daha bunları geçtim. Bununla ilgili bilgi veriyor. Seçeneklere bakıyorum. Seçeneklerden ayarlar, daha diye bir şey var. Daha dediği şey aynı şeyler. Ayarlar, seçenekler, ikisi de aynı. Dönüyorum buraya, haritama geliyorum. Haritada harita araştır kısmı var. Burada online yükseklik verisi indiren bir kısım var. Dijital yükseklik verisi, evet. Oraya tıkladım. Tıklayınca bana hiçbir şey gelmedi şu anda. Harita araştır, bir de harita araştıra geldim. Deme tıkladım. İnternetle mi bağlantılı? Şu anda internetim de var ama harita araştır dem. Default diyor. Default olmasın. Yükseklik verisi kullan diyelim. Kullan. Kullandık. Tabii şurada hemen bize bir şey gelmesi lazımdı. Hem yükseltiler gelmesi lazımdı. Şu anda gelmiyor. Seçenekler kısmında yükseltileri kullan ya da kullanma, ikisi de var. Sağ ol. Haritalaştırayı tekrar geldim. Burada bakın şu dönen kısım benim haritaların olduğu yer. Android Data, Prispera, Alpine Quest, Full denilen kısmı bakıyorum. Evet, orada benim haritalarım. Oradan kısaca bulabilirsiniz. SD karttan yine depolama alanı olarak Maps gözüken yerden de bulabilirsiniz ama orada bizim haritamız olmadığı için bulamıyorsunuz. Yükseklik verilerine bakıyorum. Kullan diyorum. Bak bir daha şey yapıyorum. Hani gelebilir mi diye, bir şey gelmedi. Harita araştır kısmına geliyorum. Burada başka neler var? Diğer haritalar var. Bitmap var. Bitmap'in hibrit map haritasına bakalım dedik. İnternette bir sıkıntı var galiba. Bize onu da göstermedi. İnternetimiz sıkıntı olmasaydı hem haritamız gelecekti hem de bunlardan biri gelecekti. Google haritamıza bakalım yine. Google Train denen şeye bakıyor. Ya da Google Satellite. Google Satellite'e baktım. Araya bilmem ne diyor. Bana yine harita göstermiyor. Bugün internetimde sıkıntı var. Onu anlıyorum. Sonra geldim şuna tıkladım. Bu beni Antalya merkeze gönderdi. Antalya merkez. Şuradan harita araştır. Yer işaretleri oluştur. Konum ölçmek otomatik önemli. Merkeze hedefle dersen yine Antalya'da bir yere gelmesi gerekir esasında. Yok. Hemen o andaki bulunduğu noktaya getiriyor. Başvurun. Biz yine harita araştıra gelelim. Şuraya gelelim. Evet. Kısaca kendi haritamıza gelelim. Manisa işletme. Evet. Evet diyelim. Sınır dışı haritalar. Evet geldik. Manisa işletmenin içinde bazı şeyler işaretlemiştik. Onları görüyoruz. Bunun ölçeğini çok yakınlaşabiliriz. Yani hemen hemen bakın şu anda 29.000 ölçekte, 14.000 ölçekte, 7.000 ölçekte. Bu kadar da bir yakınlık yeterli diye düşünüyorum. Burada çeşitli ölçümler yapabiliyoruz. Yer işaretleri oluşturur. Neler yapabiliriz? Yer işaretleri oluşturur. Yol noktası, hemen bir nokta atarsan buraya olduğun yerin noktasını buraya yazabiliriz. Deriz ki S deriz, tamam. S dediğiniz yer şu nokta, bak. Şu getirdiğimiz yer onun noktası. 51'in üzerine şeyi getirdim. Yol noktası diyorum. Yer işaretleri oluştur. Yol noktası diyorum. Hemen bakın 51'in oradaki koordinat alıyor ve oraya yazıyor. Bu bir özellik. Diğer bir başka özellik ise yer işaretleri oluştur. Resim yol noktası. Oraya getirdiğim yerden resim çekersem noktayı oraya hem noktayı koyar hem resmi koyar.
önce böyle bir şey yaptı. Şimdi orada değiliz ama biz yine buranın yol noktası olduğunu düşünelim ve bir fotoğraf çekelim. Evet, çektik. Kaydımızı yaptık. Ne diyelim buraya? Büro diyelim. Kaydımızı yapamadık. Diğer işaretleri oluştur. Resimli yol noktası. Bakın hem koordinatları var hem tarihi var. Biz buraya daha başka bir şeyler de ekleyebiliriz, bilgi de ekleyebiliriz. Evet dedik. Şimdi çıkalım buradan. Tamam. Yani daha bilgiler ekleyebiliriz. Tamam dedim bakın. Tamam dedim. Şuraya bizim büro noktamızı ekledik. Büro noktamız neydi? Bulunduğumuz yerin noktası. Tabii ekranda bir sıkıntı var. Ya da şuradan geçip görüntülenen yer işaretlerinden büroyu açarız. Büro. Aa, neredeydi? Evet. Büro. Evet. Bu bizim büro ile ilgili şeyimiz. Heh, bakın. Hemen buraya noktamız attı. Detaylara bakabiliriz. Yani hemen fotoğrafımızı gösterdi. Bunun altına dosya ekle. Neler var işte şu kadar büyüklükte, bulunduğu yer şudur falan, bunlar eklenmiş oluyor. Mesela bunu herhangi bir yeri tarif ederken ya da orayla ilgili bir konumlandırma alırsınız. Daha sonra yine aynı yere gidip bir ölçüm daha yapabilirsiniz. Ya da bir yerin ölçümüyle ilgili bilgi verebilirsiniz. Ben bununla ilgili Kumluca yangında yanan alanların sınırlarını tespit ederken değerlendirdim. Siz de başka şeyler de değerlendirebilirsiniz. Yer işaretleri oluştur kısmına tekrar geliyorum. Yol noktaları grubu. Burada tek tek nokta atarak geçersiniz. Bir rota çizebilirsiniz. Nasıl çizebilirsiniz? Şöyle bir şey çizebilirsiniz. G rotası diyelim. G. Genç. Genç. Gençlik rotası. İyi bir rota. Şöyle yaparız. Yol noktası tıklarız. Bir daha tıklarız. Evet, size bir gençlik rotası. Buradan giderseniz geç kalırsınız. Kaydet derseniz sizin kaç noktadan gençlik rotası oluşturduğunuzu, ne kadar mesafe aldığınızı gösterir. Geçiyorum başka yere. Yine bir başka özellik. Yer işaretleri oluştur kısmına geliyorum. Bir alan ölçüyorum. Gençlik alanı. Gençlik alanı. Tamam. Şimdi şurada bir bak gençlik alanının başlangıcını yaptım. Çiz dedim. Geldim. Bir nokta çizdim. Çiz dedim. Geldim. Bir nokta çizdim. Üç noktalı bir yer olunca bir alan oluşturur. Bir alan oluşması için üç nokta yeterlidir. Dördüncü noktada alanı tekrarladım. Şimdi çiz dedim, tekrar bir alan oluşturdum. Çiz dedim, bir daha oluşturdum. Kaydet diyorum. Bir gençlik alanı oluşturdum. Nasıl bir gençlik alanı? Özelliklerine bakayım. Yer işaretleri oluştur. Araştır. Kayıtta olduğum için tabi üzerine dokunduğumda bana bilgi vermiyor. Ekran kaydı yaptığım için. Görüntülenen yer işaretlerinden gençlik alanına bakmam lazım. Gençlik alanı, gençlik alanı, gençlik alanı. Evet. Şunu şöyle tıklıyorum. Hayır. Şöyle geri alıyorum bunu. Gençlik alanı, gençlik alanı. Neredeydi şu? Şöyle tıklıyorum. Detaylarına bakıyorum. Detayları neymiş? 2,03 kilometre çevresiymiş. Bakın yukarıda da alanı kısaca gösteriyor. Nereye yakın olduğunu falan. 27,5 hektar civarında da bir alanı varmış. Evet. Bununla ilgili bilgiler böyle. Sonra geliyorum buraya. Başka bir şey oluşturuyorum. Yol
ya da konumara otomatik yönlendirme ölçmek. Yolu aynı şey çizebilirsiniz. Yani şeyi alırsınız, kalemi alırsınız, çizersiniz gibi. Tamam diyorum, G yolu diye bir şey yaptım. Bakın şuradan çiz demeye başladığımda bak, akıcı bir yol çizerim, geçerim. Kaydet sil. Kaydet dedim, geçtim. Sonra geldim bir şu diğer yer işaretleri oluştur kısmına. Ne başka ne yapabilirim? Bir konum ara de. Yapalım bakalım, bir konum arayalım. Bu konumu aradık, bulduk. Şuraya bir işaretlersek hemen bize konumumuzu buraya atar. Bu da başka yere alırken kolaylık sağlayabilir. Başka ne yapabiliriz? Yer işaretleri oluştur kısmına geliyorum. Ölç diyor, ölç. Ölç. Ne? Ya çok kolay. Hemen bir yer ölçeceğim. Yani yol olarak ölçeceğim ve kaç dereceyle çizildiğini ölçeceğim. Konum ekliyorum. Çiziyorum. Konum ekliyorum. Bakın hem mesafesini hem derecesini gösteriyor. Ondan sonra bir başka yere konum ekliyorum. Hem mesafesi hem derecesi hem de farklı bir konum ekliyorum. Konum ekledik. Bir başka renkte. Evet. Konum ekledik. Bir başka renkte. Konum ekledik. Bir başka renkte. Yani hem uzunluk hem derece. Kaydet dediysem kaydeder çıkar. Sonra geldim buraya. Yer işaretleri oluştur kısmına. Ne yapayım? Bir eğim ölçmek istiyorum. Eğim ölçeyim. Niye eğim ölçeceğim? Yani herhangi bir yerin eğimini ölçeceğim. Bazen gerekli oluyor tabii. Şimdi diyelim ki 500 ne kadar var? Evet. 550, 580. Şuraya bir 500 560 diyelim şuraya. Yer işaretleri oluşturur. Tabii o ayrıntılı haritalardan ölçerseniz daha kolay olur. 560 konum. Konum ekliyorum. Biz bunu yapmayacaktık. Yer işaretleri oluştur. Yer işareti oluştur kısmında eğimi hesapla diyecektik. Ha, 560. 560 yazdım, tamam dedim. Nereye geliyorum? 560, 500'e geliyorum. Şurası da 500 olduğunu düşünüyorum. Şuraya konum ekle. 500 yazıyorum. Tamam diyorum. Tamam dediğim zaman ben ne kadar eğimim olduğunu otomatik olarak gösteriyor. Kaydet geç dediğim zaman da bu şeyi burada bırakıyoruz. Yer işaretleri oluştur kısmına geldim. Aha, şu var, yakınlık uyarısı. Bakın. Şu kadar mesafe yakınlaştığında uyar gibi. Tekrar bildirimler hedef. Bu noktalardan hedefler, yol üzerindeki noktalardan hedefler seçer. Bunlara yakınlaştıkça uyarıda ya da uzaklaştıkça uyarıda bulunabilirsiniz. Onu çok iyi bilmiyorum ama böyle bir özelliği var. Konum ara, seçenekler, konum ara, yer işaretleri, etiketleri. Etiketleri gösterip göstermemek benim elimde. Etiketleri kaldırıyorum. Hedef bilgisi istersem kaldırıyorum. Bakın burada hedef bilgisi yukarıda gözüküyor. Kaldırıyorum ya da açıyorum. Kısaca bu kadar. Yine GPS'i açmak, kapamakla ilgili bir şey. GPS'i açarsanız hemen başka bir yere konumlandırır. Nereye konumlandırır? Bizim Antalya'ya konumlandırır. Bunu GPS'in bulunduğu yere gelir. GPS'in bulunduğu yerde Antalya'dır. Nereden anlıyoruz Antalya olduğunu? Şuradan anlıyoruz. Evet. Geldik. GPS'i açalım. Hemen bakalım. Hop. Evet. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü. Ayrıca
işte pusulası var. Pusulayı açarsınız. Pusulayı açarsanız kuzey hep yukarı gösterir ve haritanız ona göre şekillenir, yönlenir.